Mesnevi Zeylül Hubab 1. Öyle bir Allah'a hamd, medih ve senalar ederiz ki şu alemi kebir onun icadıdır ve insan denilen şu küçük alem de onun ibdaıdır. Biri inşası, diğeri binasıdır. Şu alemi kebir onun icadıdır ve insan denilen şu küçük alem de onun ibdaıdır. İnsan için küçük alem, alem için büyük insan teşbihleri yapılmış. Bazen de insana alemi asgar, kainata insanı ekber denilmiştir. Bu iki alem arasındaki harika ilgiler eserlerin birçok dersinde ele alınmış, tahlil edilmiş, tefekkür levhaları sunulmuştur. Mesela biri kudreti, diğeri hikmetidir cümlesiyle büyük alem olan kainatta kudretin daha fazla göze çarptığını, küçük alem olan insanda ise hikmetlerin daha net okunduğu dersi verilir. Yoksa her ikisi de kudretle yaratılmıştır. Her ikisinin de her şeyi hikmetli, gayeli, faydalıdır. Yıldızlar aleminde kudret daha açık olarak seyredilir ama hikmeti aynı netlikte okumamız mümkün olmayabilir güneşin ayın hikmetlerini bir derece biliyoruz ama her bir yıldızın yaratılış gayesini ondaki ilahi hikmetleri aynı netlikte netlikle bilemiyoruz ama insanda hikmet hakim saçının da hikmetli olduğunu biliyoruz kaşının da elinin de hikmetini biliyoruz ayağının da hücrelerin de hikmetini biliyoruz onları meydana getiren atomların da. Biri sanatı, diğeri sıbğasıdır. Sanki insan kainat binasının boyası gibi alem onunla renklenmiş, güzelleşmiş. Biri nakşı, diğeri zinetidir. Kainatın tümü bir tek nakış olarak düşünüldüğünde insan o nakış üzerinde işlenen bir süs gibidir. Biri mülkü, diğeri memlüküdür. Kainat da Allah'ın mülküdür. İnsan da ancak insan kainat denilen bu büyük mülkte çalışan, onda görev yapan bir memlük. Biri rahmeti, diğeri nimetidir. Kainatın yok iken var olması, yokluk karanlıklarından kurtulup ziyadar varlık alemine geçmesi ona bir ilahi rahmetti. Biri azameti, diğeri rububiyetidir. Biri mahluku diğeri masnuudur. İnsan da kainatta Allah'ın mahluku ve masnuudur. Evet, bütün bu şeyler eczasıyla beraber Allah'ın mülkü ve malı olduğu i'caz, vari, sikke ve mühürleriyle sabittir. Her şey eczasıyla beraber, yani onu meydana getiren parçalarla birlikte Allah'ın mülküdür, insan kül organları ise onun cüzleri parçaladır, parçalarıdır. Bir bütün olarak insanda da onun eczaları olan organların her birinde de i'caz, vari, sikke ve mühürler mevcuttur. İnsan yapmakta Allah'ın kudretine mahsus bir mucizedir. Göz yapmak, ciğer yapmak, <laughs> kalp yapmak da